Çok değil, 100 yıl kadar önce Fransa'nın birçok yerinde hala korkunç olduğu kadar da bağnaz bazı ayinlerle ruhu şeytana satarak bu kötü ruhtan istenilen her şeyin elde edilebileceğine inanılıyordu. Bizim bu konuyla ilgili olarak anlatacağımız olay da yine bir asır kadar önce güney illerimizden birinde olmuştu. İki kentin kayıtlarına göre bu olayın gerçekliği bugün de hala kabul edilmektedir ve en kuşkucuları dahi inandıracak nitelikte kanıtlar bulunmaktadır elde. Okuyucu, bizim olayın doğruluğunu saptayıp öyle konuştuğumuzu sanabilir. Şurası kesin ki biz size gerçeği garanti etmiyoruz ama 100 binden fazla kişinin buna inandığı ve bugün hala 50 binden fazla kişinin bunun güvenilir kayıtlarda aslına uygun bir biçimde yer aldığını kabul edebildiği de bir gerçek. Taşra'nın ve o kişinin adlarını saklı tutacağız. Bu konu sanırız anlayışla karşılanacaktır. Vajor Baron'u Blue çağlarından beri dizginleyemediği bir hovardala ve bütün bilimlere özellikle de insanı yanlış yola sürükleyen hülyalar ve boş düşlerle ona çok daha yararlı bir biçimde kullanabileceği önemli bir zamanı kaybettiren bilimlere karşı özel bir ilgiye sahipti. O bir simyacı, bir astrolog, büyücü ve medyumdu. Bununla birlikte oldukça iyi bir gök bilimci ve vasat bir fizikçiydi. 25 yaşında mal mülk ve saygınlık sahibi baron kitaplarında şeytana bir çocuk kurban edilirse ve bu korkunç ayin sırasında belli sözler söylenip belli hareketler yapılırsa şeytanın görünür kılınacağını ve ona ruh vaat edildiği sürece ondan istenen her şeyin sağlanabileceğini okuduğunu ileri sürerek 60 yaşına kadar mutlu bir yaşam sürmek Hiçbir zaman para sıkıntısı çekmemek ve yine o yaşa kadar her zaman son derece güçlü üreme yeteneklerine sahip olmak şartıyla bu iğrençliğe atılmaya karar verdi. Bu iğrençlikler yapıldıktan ve uzlaşmalar sağlandıktan sonra işte olanlar. Yalnızca 15 bin liralık bir geliri olan baron 60 yaşına kadar sürekli olarak bunun 200 lirasını harcadı ve hiçbir zaman tek kuruş borca girmedi cinsellikteki hünerleriyle ilgili olarak yine 60'ına kadar bir kadınla bir gecede 15-20 kez ilişkiye girebildi ve 45 yaşında birkaç arkadaşıyla tutuştuğu bahisten 100 kuruş kazandı. Arkadaşları onun birbiri ardına ilişkiye girdiği 25 kadını tatmin edemeyeceğine bahse girmişti. Bunu başardı ve kazandığı 100 kuruşu bu kadınlara verdi. Başka bir akşam yemeğinde ise yemekten sonra bir şans oyunu ona oturuldu. Baron içeri girerken oyuna katılamayacağını çünkü meteliği olmadığını söyledi. Ona para teklif edildi, kabul etmedi. Oyun sırasında odanın içinde 2-3 tur attı, geri döndü, masada kendine yer açtırdı ve bir kartın üstüne ceplerinden 10 ya da 12 kez tomar halinde çıkardığı 2000 kuruşu koydu. Oyuna devam edilmedi. Baron neden diye sordu. Arkadaşlarından biri şakayla kartın yeterince dolu olmadığını söyledi ve Baron kartın üstüne 2000 kuruş daha koydu. Bütün bunlar kentin iki seçkin otelinde kayıtlı ve biz bunları okuduk. 50 yaşına geldiğinde Baron bir yuva kurmak istemiş ve onunla aynı taşradan çok hoş bir kızla evlenmişti. Kınanabilir mizacına uygun ihanetlerine rağmen karısıyla her zaman çok iyi bir yaşam sürdü. Bu kadın ona yedi çocuk doğurdu ve bir süre sonra karısının şefkati onu daha fazla evde tutar oldu. Genelde ailesiyle birlikte gençliğinde sözünü ettiğimiz korkunç sözü verdiği şu şatoda yaşıyordu. Edebiyatçıları kabul ediyor, onları yetiştirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak hoşuna gidiyordu. Bununla birlikte 60'ının sonuna yaklaştıkça korkunç anlaşmasını yeniden hatırlıyor. Zaman dolduğunda şeytanın sadece verdiklerini geri almakla mı yetineceğini yoksa ondan yaşamını mı alacağını bilmiyor. Mizacı tümüyle değişiyordu. Dalgın ve üzgün görünüyor ve artık evinden neredeyse hiç çıkmıyordu. Söz konusu günde baronun 60 yaşını doldurduğu saatte uşağı ona yeteneklerinden söz edildiğini duyup kendisiyle konuşma şerefine erişmek için gelen bir yabancının onu görmek istediğini bildirdi. Birkaç yıldır kafasını sürekli meşgul eden şeyi o an için unutmuş olan baron adamın çalışma odasına alınmasını söyledi. Odaya çıktı ve konuşma tarzıyla ona Paris'te gibi görünen iyi giyimli ve oldukça yakışıklı bir yabancı ile karşılaştı. Adam hemen onunla yüksek bilimler hakkında konuşmaya girişti. Baron adamın her sözüne karşılık verdi ve konuşma başladı. Monsieur de Vaujour konuğuna çıkıp biraz dolaşmayı önerdi. Adam kabul etti ve iki filozofumuz şatodan ayrıldı. Bir hasat zamanıydı ve bütün köylüler tarlalardaydı. Monsieur de Vajour'un tek başına debelenip durduğunu gören bazıları onun başının döndüğünü sandılar ve hanıma haber vermeye gittiler. Ancak şatodan bir yanıt gelmeyince bu iyi yürekli insanlar geri dönüp biriyle iş konuştuğunu sanan ve böylesi durumlarda yapıldığı gibi elini kolunu sallayıp duran beylerini gözlemeye devam ettiler.'' Sonunda iki alimimiz çıkışı olmayan ve ancak geriye dönülerek çıkılabilen bir tür gezinti yerine ulaştılar. Onu görebilen 30 köylü sorguya çekilmiş ve 30'u da Monsieur de Vajour'un elini kolunu oynatarak bu beşik çardağının altına tek başına girdiğini söylemişti. Bir saatin sonunda yanında olduğunu sandığı adam ona ''Evet baron, demek beni tanımıyorsun. Gençliğinde dilediğin şeyleri ve benim onları ne biçimde yerine getirdiğimi unuttun demek.'' Baron titriyordu. Hiç korkma dedi ona onunla konuşan ruh. Hayatın benim elimde değil ama onu sana verdiklerimi ve senin için değerli olan her şeyi geri alabilirim. Evine dön. Evin ne halde olduğunu göreceksin. Orada düşüncesizliğinin ve suçlarının hak ettiği cezayı göreceksin. Ben suçları severim Baron. Onları isterim ve konumum gereği bunları cezalandırmak zorundayım. Şimdi sana evine dön ve düşünceni değiştir diyorum. 5 yıllık bir ömrün daha var. 5 yıl sonra öleceksin ama günün birinde Tanrı'nın hizmetinde olma umuduna kapılmadan ve eğer tutumunu değiştirirsen. Hoşça kal. Yanından ayrılan hiç kimseyi görmeden kendini birdenbire yapayalnız bulan baron hemen geri döndü. Karşısına çıkan her köylüye onun şu ya da bu biçimde yanında bir adamla beşik çardağa girdiğini görüp görmediklerini sordu. Herkes onun oraya yalnız girdiğini hatta onun böyle elini kolunu salladığını görünce korkup hanıma haber vermeye gittiklerini ancak şatoda kimsenin olmadığını söyledi. Kimse yok mu diye haykırdı baron telaşla. Altı hizmetçiyi, yedi çocuğumu ve karımı orada bıraktım. Hiç kimse yok beyim diye karşılık verildi. Korkusu gitgide artan baron hemen eve koştu, kapıyı çaldı. İçeriden yanıt gelmeyince kapıyı kırıp içeri girdi. Basamaklardan akan kan, onu az sonra yıkacak olan felaketin habercisiydi. Büyük salonun kapısını açtığında karısını, yedi çocuğunu ve altı hizmetçisini gördü. Hepsinin boğazı kesilmiş ve hepsi farklı pozisyonlarda yerde kanların ortasında yatıyordu. Baron kendini kaybetti. Tanıklıkları önemli birkaç köylü içeri girer ve aynı korkunç manzarayla karşılaştılar. Beyin yardımına koştular. Yavaş yavaş kendine gelen baron onlara bu zavallı aileye karşı olan son görevlerini yerine getirmelerini, onları gömmelerini rica etti ve hemen orayı terk edip yürüyerek büyük manastıra gitti. Beş yıl sonra da burada dinine son derece bağlı bir biçimde öldü. Bu anlaşılmaz olayla ilgili herhangi bir düşünce ileri sürmekten kaçınıyoruz. Böyle bir olay var, inkar edilemez ama açıklanamaz da. Düşlere inanmaktan kaçınmak gerek, orası kesin. Ama bir şeyin gerçekliği herkes tarafından kabul ediliyorsa ve o şey bunun gibi tuhafsa başı öne eğmek, gözleri kapamak ve gezegenlerin uzayda nasıl yüzdüğünü anlamıyorum, yeryüzünde de benim anlamadığım şeyler olabilir pekala demek gerekiyor.